Selamlar arkadaşlar. Video başlamadan önce size çok kısa bir duyuru yapmam gerekiyor. Biliyorsunuz ki FIFA 20 bundan 2 hafta sonra çıkıyor ve yazın başına bir hedef tutturmuştuk. Demiştik ki FIFA 20 çıkana kadar 60 bin abone olacağız. Sadece 1000 abone kaldı sevgili dostlar. Videoyu izleyip beğeniyorsanız lütfen abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoda daha birlikteyiz sevgili dostlar. Bugünkü videomuzda FIFA 20 videolarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Öncelikle şunu söyleyeceğim. Videonun sonunda okul başlayacak kardeşlerim için bir konuşma yapacağım. Videonun sonunda eğer okulunuz başlıyorsa dinlemek istiyorsanız onu dinlemeyi unutmayın. Evet arkadaşlar, gün geçmiyor ki FIFA ve PES kapışsın, ortaya yeni sızıntılar çıksın, ortaya yeni vakalar çıksın ve insanlar birbirine girsin arkadaşlar. Maalesef ki son haftada insanlar tamamen sosyal medyada kaos ortamında bir havayla karşılaştı. Bu neden oldu? Bugünkü videoda bunu açıklayacağız ve aynı şekilde eSports'un açıkladığı şeyleri de ben sizlerle birlikte paylaşacağım. Arkadaşlar öncelikle oyunlar bildiğiniz gibi çoğu yerde erken sızıyor. Ama bu belirli firmaların oyunları için geçerli. Ve EA Sports'ta maalesef bu konuda dünyadaki en kötü oyun şirketi sevgili dostlar. Hepiniz bildiği gibi Rockstar Games'in çıkarmış olduğu Red Dead Redemption dünyanın her bölgesinde, Dubai dahil, yani bütün zenginlerin olduğu ve oyun firmalarına para yatıran bütün herkesin olduğu yerler dahil sadece ve sadece çıktığı gün dünyada her yerde oynanabiliyordu. Yani bu ne demek oluyor? Bunlar kullanıcılarına saygı duyuyor sevgili dostlar. Ancak bu hafta başında FIFA 20 İspanya'da bir lokal store tarafından satıldı sevgili dostlar. Yani şu anda dünyada bu oyunu oynamaya başlayan insanlar var. Hepiniz biliyorsunuz ki FIFA'yı bir gün önce bile almanın öneminin ne kadar ama ne kadar fazla olduğunu ben size tekrarlarca kez anlatmıştım. Ve FIFA arkadaşlar normal official release, yani official çıkma tarihi 27 Eylül olan bir oyun sevgili dostlar. Ayın ikisinde, yani toplamda 25 gün önce İspanya'da satışa sunuldu ve illegal şekilde satıldı sevgili dostlar. Şu anda oyunu oynayan kişiler var ve bu kişilerin arkadaşlar hesapları hiçbir şekilde resetlenmeyecek. Geçen sene de biliyorsunuz ki dünya şampiyonu olan Aubameyang da aynı şekilde oyunu 15 gün önce almıştı, ancak hesapları maalesef resetlenmemiş sevgili dostlar. Bundan dolayı EA Sports bu sene de tekrardan yapacağını yaptı ve şu anda arkadaşlar bütün kullanıcılarının tepkisini çekti. Peki bu sızıntılardan bizim çıkaracağımız pay ne? İşte bugün de arkadaşlar bunları konuşacağız. Bilmiş olduğunuz gibi artık FIFA 20'nin çıkmasına çok ama çok az bir zaman kaldı sevgili dostlar. Ve bu iki oyunda artık bütün kozlarını sundu. Hatta PES biliyorsunuz ki zaten kendi ofisyal olarak çıkışını sağladı. Aslında şu anda iki oyunda kapışması bitti diyebiliriz. Bundan sonraki şey kullanıcıların yapmış olduğu yorumlar olacak. Kullanıcıların yapmış olduğu yorumlar oyunun nasıl olduğunu ve kullanıcının tatmin edip etmediğini bizlere gösterecek. Şu anda PES konusunda yapılan yorumlar arkadaşlar gayet güzel. PES'in kendi kullanıcını mutlu ettiğini söylüyorlar. NBA 2K20 çıktı biliyorsunuz ki NBA 2K20 oynayan herkes çok şikayetçi çünkü oyunda çok fazla hata olduğunu söylüyor. Bakalım FIFA 20'de bu durum nasıl olacak? Hepimizi heyecanlandıran ve en önemli olan kısım arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni oyuna yeni eklenen ikonlar ve Türk stadyumlarımızdı. Maalesef oyunumuz, bu oyunda sadece Atatürk Olimpiyat Stadyumu var arkadaşlar ve bu da eski FIFA'lardan alınmış, yani güncel olmayan versiyonu. Ancak oyunda Türkiye ile bağdaştırabileceğimiz tek şey Atatürk Olimpiyat Stadyumu olduğu için bununla sevinmemiz gerekiyor. Bununla yetinmemiz gerekiyor bu senelik. Önümüzdeki sene bu durum çok daha farklı olacak. Size bunun sözünü veriyorum. Onun dışında oyuna eklenen herhangi bir Türk ikon yok arkadaşlar. Maalesef herhangi bir Türk ikon oyuna eklenmedi. Ama buna karşılık olarak ülkemizde oynamış bazı futbolcuların arkadaşlar ikon kartları oyunda var. Örnek olarak Drogba. Biliyorsunuz ki çoğu kişi bu kartın gelmesini istiyordu ve bu kart oyunda var. Ve ben yaklaşık bundan 2 ay önce duyurmuştum arkadaşlar. Kaka da aynı şekilde FIFA 20'de yerini aldı. Kaka'nın da arkadaşlar kartını zaten bu videonun içinde görebileceksiniz. Bunun dışında sizlere benim FIFA 20 hakkında verebileceğim bilgileri şöyle kısaca bir özetleyelim. FIFA 20'nin oynanışı olarak oyunda zamanlamalı bitiricilik gibi şeyler halen duruyor. Yani geçen sene bu sene arasında arkadaşlar oynanışta eklenmiş olup çıkarılan herhangi bir şey yok. Peki ne değişti derseniz arkadaşlar? Değişen şeyler başlıca free kick, penaltı sistemleri. Özellikle free kick arkadaşlar gerçekten de çok değişmiş. Bunun hakkında tabi FIFA 20 çıkar çıkmaz eğitim videolarını bu kanalda bulabileceksiniz. Bunun dışında oyuna yeni eklenen skill move'lar var arkadaşlar. Yani beceri hareketleri, çalım hareketleri diyebiliriz buna. Ve oyuna eklenmiş olup gerçekten çok fark yaratabileceğiniz hareketler var. Ben bunların hepsinin listesini hazırladım. Oyun çıktığı zaman da dediğim gibi bunları teker teker sizlerle birlikte buluşturacağım. Ama ve lakin oyundaki sistem olarak bakacağımız zaman, yani oyunu neyin üzerine kurmalıyız Oğuz ya da EA Sports bizim oyunu neyin üzerine kurmamızı istiyor derseniz arkadaşlar, bence dribbling üzerine kurmamızı istiyor. Özellikle ben beta'yı oynadım ve
yapmış oldukları fuarlardaki gameplayleri izledim. Bunları izledikten sonra arkadaşlar gözüme tek bir şey çarptı. Bu da oyunun gerçekten de dribbling üzerine olmuş olması. Çünkü oyunun yeni eklenmiş olan beceri hareketleri de bunu doğruluyor sevgili arkadaşlar. Genelde hep dar alanda yapılabilecek ve dar alanda doğru zamanlamalı şekilde yapılınca karşınızdaki rakibi enkarte edip çok daha rahat gol atmanızı sağlayabilecek hareketler var oyunda. Bu da gerçekten bu sene oyunun dribbling üzerine kurulu olduğu anlamına geliyor. Ve çoğu oyuncunun da arkadaşlar ratinglerine bakmış olduğunuz zaman pace'lerinin yani hızlarının arkadaşlar azaldığını görüyorsunuz. Hızların azaltılma sebebi de aslında oyunu dediğim gibi pas ve dribbling üzerine yıkmak, hızlı oyuncuların etkisini azaltmak. Beta'da tekrardan söylemiştim, yine söylüyorum. Oyunda arkadaşlar gerçekten de hız FIFA 15, 16, 17 kadar önemli değil. Hatta 18, 19 kadar da önemli değil. Çünkü çok yavaş stoperler bile çok hızlı herifleri yakalayabiliyorlar. Bu benim kendi gözlemim. Tabii ki de Foot Champions yani Ultimate Team'in en rekabetçi olan modu o. Foot Champions, bunu oynamadan yorum yapmak birazcık zor ama velakin şu anki görüntülere bakmış olduğumuz zaman gerçekten de hızın, oyuna olan etkisinin azaldığını net bir şekilde görebiliyoruz. Biliyorsunuz ki FIFA'da online dostluk maçları, online sezonlar, Ultimate Team online sezonlar ve Ultimate Team Draft, hatta Ultimate Team'de Foot Champions'ta bile arkadaşlar hepsinin oynanışı birbirinden farklı. Bundan dolayı full oyun çıkacak ve tekrardan bunların yorumlamalarını sizlerle birlikte bu kanalda yapacağız. Aslında bu haberler arkadaşlar bu haftanın haberi oyunun sızmasıydı. Ve buna karşılık olarak oyunun community manager'ı olan Corey Andreas'ın yapmış olduğu açıklamada oyunun sadece EA'in test ekiplerinin tarafından oynandığını ve yanlışlıkla görüntünün sızdığını söylemişti. Ancak bu koskocaman bir yalan. Neden derseniz EA'in arkadaşlar test yapan ekipleri bilmiş olduğunuz gibi Kanada'da yer alıyor. EA'in İspanya'daki servisi sadece FIFA Mobile'i test ediyor arkadaşlar. Bunu zaten LinkedIn'den iş ilanlarına bakarak çok rahat bir şekilde anlayabilirsiniz. Aynı şekilde yayınlanan görüntüler de yanlışlıkla yayınlanmış veyahut hani farkında olmadan böyle hani ufak bir şey paylaşılmış gibi görüntüler değil. Gerçekten de arkadaşlar ratingler olsun, kadro kısımları olsun, ekran görüntüleri olsun her şey yayınlanmış. Yani bunun arkadaşlar kimse bana anlatamaz. Bu tamamen arkadaşlar bilinçli bir kişi tarafından, oyunu alan bir kişi tarafından yapılmış bir harekettir. Dediğim gibi şu anda dünyada insanlar bu oyunu almaya başladı. İspanya'da başladı. Bu hafta da Dubai'de arkadaşlar Arap şehirlerine verirler büyük paralara. Artık önümüzdeki haftadan itibaren de Avrupa ülkelerine açılmaya başlayacak. Bilginiz olsun. Haberler bu şekilde. Ben de şu anda FIFA'yı almak için elimden geleni yapıyorum. Biliyorsunuz ki FIFA 16, 17, 18 ve 19'da Türkiye'de bu oyunu ilk alan bendim arkadaşlar. Türkiye'de ilk full kutulu olan halini ben almıştım. Bu senede arkadaşlar bunu yapmak için elimden gelenin fazlasını yaptığıma emin olabilirsiniz. O yüzden bu Türkiye'de biraz yanlış oldu ama bu ülkede arkadaşlar bu oyunun gelişmesi için elimden gelenin fazlasını yapacağıma sadece siz emin olun. Ve benden arkadaşlar haber bekleyin. Benim diyeceklerim bu kadar. Bunun dışında arkadaşlar biliyorsunuz ki 60 bin aboneye doğru koşuyoruz FIFA 20 çıkmadan. Bana da destek olmak istiyorsanız abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi okula başlayacak olan kardeşlerim için konuşma yapıyorum. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz bundan sonra ratingleri göreceksiniz. Ratingleri izleyebilirsiniz, videonun sesini kapatıp veya beni dinleyebilirsiniz. Tamamen sizin keyfinize kalmış. Şimdi arkadaşlar evet hepiniz biliyorum ki okul başladığı için üzülüyorsunuz. Neden? Çünkü daha fazla uyuyordunuz, daha fazla tatil yapıyordunuz, zamanınız boştu, yarın düşünecek bir şeyiniz yoktu, ödev, okul, sınav vesaire. Ama hiçbir zaman unutmayın ki boş insan, boş boş oturan insandan kimseye bir fayda olmaz ve bir süre sonra gerçekten de kendinizi kötü hissedersiniz arkadaşlar. Şöyle düşünün, sizin okumuş olduğunuz okullarda okumak isteyen milyonlarca insan var ve bu imkanı bulamayan insanlar var. Siz bu imkanı bulmuşsunuz. Yani okula gitmeyi, kendinizi geliştirmeyi, ileride daha fazla, daha iyi yerlere gelmeye imkanınız var. Okula gidebiliyorsunuz, kalemleriniz var, kitaplarınız var, defterleriniz var, ayakkabılarınız var. Bunlara erişemeyen dünyada milyonlarca insan var arkadaşlar. Öncelikle elindeki şeylerin kıymetini bilmek gerçekten de çok önemli. Biliyorsunuz ki okula okuyamayan kişiler maalesef ki çok kötü işlerle çalışıyorlar ve hayatları daha kötü yerlere gidiyor. O yüzden her zaman çalışan kazanır arkadaşlar. Hayatınızın düzenli olması her zaman size iyi gelecektir. Örnek verecek olursak çok basit bir örnek bu. Sabah erken kalkacaksınız, giyiminize kuşamınıza önem vereceksiniz. Bu kendinize vermiş olduğunuz değeri arttırmanıza sebep olacaktır arkadaşlar. Çünkü bir insan kendine bakıyorsa, kendine değer veriyorsa karşısındakilerden de değer görür. En basitinden siz yazın belki tıraş olmuyordunuz. Bir ay, bir buçuk ay tıraş olmuyordunuz. Şimdi 2 haftada bir, 3 haftada bir en azından berberinize uğrayacaksınız. Onlarla muhabbet edeceksiniz. Daha doğrusu hayata karışacaksınız. Bu gerçekten de güzel bir şey. İnsan hayatının bir düzene girmesi gerçekten de muazzam bir şey sevgili dostlar. Ben o yüzden sizlere her zaman spora başlamanızı tavsiye ediyordum. Çünkü spora başladığınız zaman hayatınız gerçekten çok güzel bir düzene giriyor. Hem uyku, hem yeme,
hem içime, hem konuşma, hem nerede nasıl davranacağınızı her şeyi spora gittiğiniz zaman öğrenebiliyorsunuz. Çünkü daha iyi bir vücuda sahip oluyorsunuz. Daha iyi bir vücuda sahip olduğunuz zaman kendinize olan özgüveniniz artıyor. Ve bu özgüveninizin artışı ile artık ortamlara daha güzel, daha rahat şekilde davranıp kendinize olan saygınızı arttırabiliyorsunuz. O yüzden okulun başladığına sakın ama sakın üzülmeyin. Biliyorsunuz ki ben çoğunuzdan büyüğüm. Ben üniversiteden de mezun oldum bu sene. Hatta okul ikincisi oldum. Lisede okul birincisi olmuştum. Bunları zaten size söylemiştim. Her zaman çalıştım. Ve biliyorsunuz ki çalışan inek falan değildir. Çalışan hedeflerine doğru gidendir. Beni biliyorsunuz, hem spora gidiyorum, hem YouTube'u yapıyordum, hem üniversitede çalışıyordum. Her şeyi yapıyordum. Hem size cevap veriyordum. Trade taktikleri veriyordum. Yani zamanı kontrol ettikten sonra bu dünyada her şey yapılabilir. Her zaman şu mentaliteyle gidin arkadaşlar. Birisi başarana kadar her şey imkansızdır. Kimse bize inanmamıştı. Ryan Babel'le video çektik, Onyekur'la video çektik değil mi? Siz bana inandınız ve şu anda karşılığını biz hep birlikte aldık. Sizler de hiçbir zaman pes etmeyin. Her zaman insanlar size yapamayacaksın, çok zor, imkansız diyecekler. Zaten bu zamana kadar kimse bana yapabilirsin dememişti, size de demeyecekler. O yüzden siz çalışıp kendinizi kanıtlayacaksınız arkadaşlar. Hepinize zihin açıklığı diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur ama siz zaten doğru çalışırsanız, zamanınızı doğru değerlendirirseniz çok iyi yerlere geleceğinize ben gönülden inanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun sevgili dostlar. Hoşça kalın.